Kolesterol ile başınız dertte ve nelere dikkat etmeniz gerektiğini bilmiyor musunuz? Gelin kolesterol nedir, kolesterol ne işe yarar, kolesterol neden yükselir, kaynakları nelerdir? İyi ve kötü kolesterol ne demektir birlikte bakalım. Kolesterol en basit tanımıyla kan lipittir. Kolesterol vücutta beyin, sinir, kalp, kaslar ve karaciğerde bulunur. Vücutta sindirim ve endokrin sisteminde görev alır. Metabolizmanın su dengesinin korunmasını sağlar. Vücudun yapı taşı olan hücrelerin zar yapımında rol oynar. Kolesterol iki şekilde elde edilir. Besin yoluyla alınımı ve karaciğerden üretimi. Beslenmemizde yer alan özellikle et, yumurta, süt ve süt ürünleri gibi hayvansal gıdalar sayesinde kolesterol vücuda alınır. Bir diğer kolesterol kaynağı ise karaciğerdir. Karaciğer aslında kolesterolü ortadan kaldırmakla görevlidir. Fakat hormonların ve D vitamininin üretimi için karaciğer kan dolaşımına yeterli miktarda kolesterol salınımında bulunur. Günlük kolesterol ihtiyacı yaklaşık 1 gramdır. Kolesterol ana kaynağı olan karaciğer günlük gereksinimin %70'ini karşılayabilir. Geri kalanı ise besin yoluyla hayvansal gıdalardan vücuda alınır. Metabolizma için hayatı önem taşıyan kolesterolün günlük ihtiyacımızdan fazla alınması veya üretilmesi kandaki kolesterol seviyesini artırır. Yüksek kolesterolün en temel nedenlerinden biri genlerdir. Yani bu durum size anne ve babanızdan miras kalmış olabilir. Genler dışında yanlış beslenme alışkanlıkları ve yetersiz aktivite kolesterolün yükselmesine yol açabilir. Kolesterol hücre duvarının yapısına katıldığı için vücudumuz zaten ihtiyacı kadar kolesterolü kendisi üretir. Bunun dışında tükettiğimiz hayvansal kaynaklı besinlerde de dışarıdan kolesterol almış oluruz. Kandaki kolesterol iyi ve kötü kolesterol olmak üzere ikiye ayrılır. Kötü kolesterol olarak adlandırılan LDL kalp ve damar sağlığımızı tehdit ederken iyi kolesterol olarak adlandırılan HDL ise kalp hastalığı riskini azaltır. Dengeli beslenme ve aktif yaşam tarzı LDL kolesterolünü azaltmaya, HDL'yi ise artırmaya yardımcı olabilir. HDL iyi huylu kolesterol besin yoluyla alınamaz. Karaciğer tarafından üretilir. Yüksek yoğunluklu protein olarak adlandırılır. Kanda bulunan fazla kolesterolün karaciğere taşınmasını sağlayarak kandaki kolesterol seviyesini dengede tutmayı sağlar. LDL kötü huylu kolesterol ise karaciğerde üretilen ve kolesterolü kana taşımakla görevli olan proteinlerdir. Kandaki artışı damar sertleşmesi, damar tıkanıklığı, ani felç kalp krizi gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Peki kolesterolü kontrol etmek için diyetimizde ne gibi değişiklikler yapmalıyız? İşte kolesterol düzeyini kontrol etmemize yardımcı olabilecek 5 besin şöyle. 1. Balık. Haftada 2 kez balık tüketin. Özellikle somon, uskumru gibi yağlı balıkları tercih etmek kalp ve damar sağlığını korumaya yardımcı, omega-3 yağ asidi alımını destekleyecek ve LDL düzeyini azaltacaktır. 2. Tam tahıllar Tam buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır, pirinç, bulgur gibi tahılları ve onlardan yapılmış tam tahıllı ekmek, un ve makarnaları tercih edin. Rafine edilmemiş yani kabuk ve öz kısmı ayrılmamış tahılların lif içeriği yüksektir. Tam tahıllar lif içeriğinin yanında bağırsaklarda kolesterolle yarışarak kolesterolün emilimini azaltan Bitkisel sterollerin de kaynağıdır. Tam tahıllar lif ve sterol içeriği ile kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucu etki gösterir. 3. Sebze ve meyveler. Sebze ve meyveler iyi birer lif ve bitkisel sterol kaynağıdır. Her gün 5 porsiyon ve farklı renklerde sebze ve meyve tüketmek kolesterol düzeylerini azaltmaya yardımcı olabilir. Günlük 2 gram bitkisel sterol alımının LDL kolesterolü yaklaşık %10 düşürdüğü bildirilmektedir. 4. Yağlı tohumlar Fındık, ceviz, badem, yer fıstığı, keten tohumu, çiha tohumu gibi besinler doymamış yağların kaynağıdır ve LDL düzeyini düşürmeye yardımcı olur. Günde 50-60 gram kadar yağlı tohum tüketiminin LDL düzeyini %5 azaltabileceği bildirilmektedir. Yağlı tohumları tüketirken porsiyon kontrolüne dikkat etmeyi unutmayın. 5 kuru baklagiller. Kuru baklagiller bitkisel protein ve lifin özellikle de çözünür lifin iyi kaynağıdır. Haftada en az iki kez kuru baklagil tüketmek lif alımınızı destekler ve kolesterol düzeyini düşürmeye yardımcı olur. Ve tüm bunlara ek olarak aktif yaşam. Kolesterolün kontrolünde yeterli ve dengeli beslenme kadar fiziksel aktivite de oldukça önemlidir. Fiziksel aktivite HDL kolesterolünü artırmaya LDL kolesterolü ise düşürmeye yardımcı olur. Dünya Sağlık Örgütü yetişkinlerin haftada en az 2 kez ve toplam en az 150 dakika olacak şekilde hafif ve orta şiddetli egzersiz veya en az 75 dakika olacak şekilde orta veya yüksek şiddette egzersiz yapmalarını öneriyor. Haftada 300 dakika hafif ve orta düzey egzersiz yapmanın ise daha sağlıklı bir yaşamı desteklediği belirtiliyor. Peki kolesterol nasıl düşer? Beslenmenin sağlığı desteklemeye, hastalıklardan korunma ve tedaviye katkısı büyüktür. Doğru ve düzenli bir diyette kolesterol kontrol altına alınabilir. Özellikle kızarmış ürünlerden uzak durarak, balık, tahıl ürünleri, bol sebze ve meyve tüketerek LDL kolesterolün düşmesini sağlayabileceğinizi ve kalp rahatsızlıklarını en aza indirebileceğinizi unutmayınız. Genetik yatkınlık, obezite, sigara ve alkol kullanımı, dengesiz beslenme, hareketsiz yaşam tarzı, uzun süre kullanılan ilaçlar, ilerleyen yaş, diyabet, geçirilmiş karaciğer ve böbrek hastalıkları gibi sebeplerle meydana gelen yüksek kolesterol yaşam boyu sürecek bir beslenme ve egzersiz programıyla dengede tutulabilir. Kolesterolün meydana getirdiği sorunlardan korunabilirsiniz. Beslenme ve egzersizlerin yetersiz kaldığı durumlarda ise Hekim kontrolünde ilaç tedavisiyle kolesterol seviyesi azaltılabilir.